Şimdi bir son dakika gelişmesi var bu arada. Ben tabii buradan göremiyorum arkadaşlar. Hüdakaya'yı mı? Evet, tamam. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği Hüdakaya için tutuklama emri verdi. Yani bunu bir sonraki bölümde ayrıntılı konuşacağız. Bir de böyle bir haberle bu bölümü kapatmış olduk. Yani Tolga Şardan'la açtık. Kaya'yla kapattık, Hüdakaya'yla. Havalimanında gözaltına alındı. HDP İstanbul sosyal medya hesabından duyurdu, Twitter'dan. Önceki dönem İstanbul Milletvekilimiz Hüdakaya'nın havalimanında gözaltına alındıktan sonra tutuklanması diyor. Devam eden siyasi kırım operasyonlarının devamıdır. İktidarın bu saldırıları karşısında daha fazla kenetlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bunu içi boş, hiçbir karşılığı olmayan bir bildiri daha yoktur. Bu kadar net söylüyorum. Şu açıdan ikincisi, bu kadar maksadına aykırı sonuçlar verebilecek bir bildiri daha da yoktur. Şimdi ikincisi, bunu birinciyi neden söylüyorum? Ya Sayın Müslüman Alimler Birliği, bugüne kadar neredeydiniz diye sorarlar diye başlarsınız siz. İkincisi, bu söylediğiniz önerdiklerinizin hiçbir karşılığı olmadığını farkında değil misiniz diye sorarlar. Mısır'da, işte Ürdün'de adlarını saydıkları ülkelerde, Suudi Arabistan'da, Katar'da, şurada, burada siyasi iktidarları, yönetenler de Müslüman biliyoruz, Müslüman. Bunlar bunun farkında değiller mi diye sorarlar, sorarlar. Her şeyi sorarlar. Ama ben ikinci sonuçta daha çok ilgileniyorum. Bakın, bu meseleyi dine karşı din, yani din savaşlarına dönüştürmeye çalışanlar var. Buna dönüştürdüğünüz anda bu meseleyi kaybettiniz. Bakın, bu kadar net söylüyorum. Çünkü hale gelmesi, bu hale gelmesi zaten bütün Orta Doğu'daki adı da İslam olan veya İslam diye İslamcı olduğu varsayılan partilerle yönetilenlerin bugün Filistin davasında ne kadar samimiyetsiz olduğunu biliyoruz. Bunu bir kez daha tekrarlamıyorum. Ama ikincisi, gerçekten de İsrail'i durdurabilecek yegane şeyi de kaybetmiş oluyorsunuz dine karşı din savaşına girdiğinizde. Çünkü açıkçası bugün İsrail aşırı sağı bir tür kendisine bu alanda top oynayarak meşruiyet, evet, yaratmaya çalışıyor. Sizin gerçekten uluslararası toplumu, uluslararası güçleri harekete geçirebilmek için bu işi dine karşı din savaşı olmaktan olmanız gerekiyor. Burayı, bu meseleyi oraya sıkıştırdığınız anda bu savaşı kaybetmiş olmanız demek. Çok basit bir iki şey daha söyleyeyim, bitireyim. Ya ben daha geçen hafta, değil belki hafta, Türkiye'de toplandı dünyadaki sol sosyalist örgütler, evet, işçi örgütleri. 68 tane dünya üzerine, bak, Küba'dan Çin'e, Rusya'dan Filistin'e, bütün dünya sol örgütleri vardı. 68'inde ortak görüşü İsrail politikalarına karşı çıkıyordu. İspanya'da Podemos karşı çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? İrlanda'da karşı çıkıyor. Şunu söylemek istiyorum. Siz dünyayı bu mesele etrafında bir araya getirmeye çalışıyorsanız, hadi cihat ilan edelimden yapamazsınız. Buraya sıkıştırdığınız anda tam da Netanyahu'nun, bakın biz IŞİD'le mücadele ediyoruz, bakın biz IŞİD'i vuruyoruz, IŞİD'le bunun arasında bir fark yok, gelin IŞİD'e karşı nasıl koalisyon oluşturduksa Gazze'deki Hamas'a karşı da koalisyon oluşturalım dediği o görüşe zemin hazırlıyorsunuz, altlık yapıyorsunuz demektir bu cihat, evet, ideolojisiyle hareket ettiğiniz zaman. Barış, 5 dakikamız kalmış. Evet. Şu an öğreniyorum ki. O yüzden konuklarımıza da bölüştürelim süreyi. Orkun Bey, yani bu çağrının yapıldığı muhataplara baktığımızda Mısır, Ürdün, Lübnan hiçbiri böyle bir savaşa girmeye istekli görünmüyor. Suriye diyor. Suriye zaten kendi derdiyle uğraşıyor. Yani ne kadar karşılık bulabilir? Bu çağrıyı siz nasıl değerlendirdiniz? Geçen haftaydı sanırım, IŞİD'in yayın organı cihat ilan etmişti bütün Müslümanların Hamas'a destek vermesi ve İsrail'e yönelik olarak cihat çağrısında bulunmuştu. Ya bu çağrılar ancak terör örgütleri niteliğinde olan bu yapıları ancak harekete geçirebilir. Diğer İslam devletlerinin bu konuda herhangi bir şekilde kıllarını kıpırdayacağını düşünmüyorum. En fazla toplanırlar, bir araya gelirler ve dağılırlar.
Ben son olarak biraz önceki konuşmamı İsrail üzerinden yaptım ama bir de Hamas üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum. Buyurun. Özellikle bu sosyologlara bir çağrı niteliğinde olsun. Şimdi 2 milyon Gazze'de nüfus var. İsrail bunun ne kadarını öldürebilir? Şu an 8 binleri buldu. 10 bin diyelim. Hadi 50 bin diyelim. 100 bin diyelim. Geriye ne kaldı? 1 milyon 900. 1 milyon 800. Yani büyük abartarak söylüyorum. 1 milyon 800 insan ne olacak? Şimdi o insanları sosyologlar olarak bakıldığı zaman bizler gibi normal düşünemeyen, çünkü anneleri, babalarını, çocuklarını kaybetmiş, en acıları görmüş 1 milyon 800 insan orada yaşıyor. Ve İsrail'e karşı kin, nefret, öfkeyle beslenen ve o şekilde büyüyecek bir yapı var orada. Yani burada barış mümkün olabilir mi? Burada siz ne kadar huzur ve barışı sağlayabilirsiniz? Yani bunu tabii ki 20-25 yıl önce İsrail'in yaptığı zulümler, 15 yıl önce yaptığı zulümlerin gören çocukların işte bugün 20-25 yaşlarda Hamas militanı olarak evet, karşılarına çıktığını görebiliyoruz. Bu açıdan da baktığımız zaman bölgede huzurun ben olacağına pek inanmıyorum yani. Dursun Bey, siz ne dersiniz? Yemen'de de Husiler biliyorsunuz İsrail'e savaş ilan etti. Siz bu ateş çemberinin ne kadar genişleyeceğini düşünüyorsunuz şu tabloda? Şimdi bırakın cihatı, Araplar bile bu krizin arkasında değil. Yani zaten İsrail kurulduğunda Arap-İsrail sorunu olarak başladı. Sonra Arap İsrail-Filistin sorunu. Şimdi Filistin İsrail-Hamas sorunu olarak dünya medyasında dünya kabul etmiş durumda. Yani dolayısıyla bu cihat çağrılarının bir karşılığı olduğu kanaatine değilim. Zaten Arap dünyası da bu işe pek ilgi duymuyor. Çünkü Amerika ile derin ilişkileri var. Amerika'nın desteği olmadan mevcut krallıklar, emirliklerin orada yönetimde kalması mümkün değil. Onlar da Hamas'ı veya onların arka plandaki Müslüman kardeşleri bir tehdit olarak görüyorlar kendi iktidarları için. Tabii burada bir anımı paylaşarak bitirmek istiyorum. Buyurun. Sene 2017 Ankara'ya indiğimizde İsmail Haniye var. Hamas'ın siyasi liderlerinden sık sık Ankara'ya gelir. Havalanında karşılaştık. Minibüste giderken Ankara'ya hoş geldin. Sorun Filistin nasıl gidiyor? Sayın Abbas'la niye el sıkışıp birlikte tek vücut olarak İsrail'e karşı, İslamlık suçlarına karşı mücadele etmiyorsunuz dediğimde ilk defa gördüğü bir siyasetçiye, o bir Amerikan uşağı, ben onunla nasıl el sıkıştırırım, nasıl birlikte hareket ederim diyen iki tane Filistin yönetici. Bırakın Filistin'in tamamını, bırakın Arap dünyasını, bırakın Müslüman dünyasını. Ne yazık ki her krizde Filistinliler eziyet görmüş, insanlık suçları işlenmiş, topraklarının bir kısmını kaybetmiş ve ne yazık ki her krizde de İsrail büyüyerek çıkmıştır.